Bu videomuzda G Suite üzerindeki mail hesabında CNAME tanımlamasını göreceğiz. CNAME tanımlaması ne işe yarıyor? Bu örneğimizde örneğin caner.alveren@teslatürkiye.club isminde bir mail adresimiz var. Fakat biz aynı zamanda caner@teslatürkiye.club adresine mail gönderildiğinde de bu hesaba düşsün istiyoruz. Buna CNAME de diyebiliriz, alias da diyebiliriz. Şimdi bu işlemi nasıl yaptığımıza bakalım. Oldukça kolay. Kullanıcılar kısmına giriyorum. Kullanıcılarda Caner'i düzenleme kısmına giriyorum. Şöyle de yapabiliriz. Direkt kullanıcının üzerine tıkladım ben. Hesap kısmına geliyorum burada. Evet. Şu temel bilgiler kısmında düzenleme seçeneği seçiyorum. Ek bilgiye geliyorum. İkinci de posta adresi. Dediğim gibi biraz önceki editleme işleminden de gelebiliriz buraya. Buradaki menüden de gelebiliriz. İrtibat bilgileri kısmına caner@teslatürkiye.club yazıyorum. Kullanıcıyı güncelle diyorum. Evet, buraya ikinci mail olarak gelecek birazdan. Evet, gördüğünüz gibi hem caner.alveren@teslatürkiye.club hem de caner@teslatürkiye.club ikincil yazıyor zaten şurada. Bu kişinin mail adresi oldu artık.